lan sen böyle? Hırtın kız. Ha? Kıvırıp durun kız gel. Aa. İlk dans hadi benim de aynı şeyleri. Tamam. Sağ taraftan hadi. Ders tarafa düş tarafa. Hop yuvarlak. Bir daha kız o iyiymiş. Ne yapıyoruz lan burada? Ay baba. Baba. Ne yapıyorsun Nurten? Ben ne yapayım lan? Ben sen girdiğinde yapıveriyordum. Seni uydum ben. Hakat ne yapıyoruz ya? Böyle kaymabı Nurten ya benim şey yapman. Kız bana bak. Seni dedim get Bünyamin'i çağır. Sen gelmişsin bunun havasına girmişsin. Hadi kayfaltıya gelin. Sizin de konuşacaklarım var. Toparlanın açık. Tamam düzeliriz kaymabı sağ ol. Rizk olduk ya. Ya biliyorsun yani annesinden neden gelip dur aklına böyle şeyler? Ya Nurten gözünü seveyim şimdi anla artık ya. Senin kocan çizgi dışı bir adam yani. Benim beynim başka. Bana bak çizgi dışı koca. Ne iş var lan senin sabah sabah koşulara çıkıp durursan ha? Ne? Ya baba bebeğimiz geliyor. He? Bünyamin Junior'ın peşinden kim koşacak? Ha? Kondisyon lazım kızım. Kondisyonum olmasa nasıl yakalayacağım Junior'ı? Tamam mı oğlum? Yürüyün, yürüyün. Dur lan ana kanda şımartı vereceğim. Şımarsın varsın ya. Neyse ben gidip durun sen de gel. He bir şey diyeceğim sana. Ne oldu? Ayıp vallahi ha. Dışarıdakiler diyecek ki bunlar çocuğu yaptılar daha neyin peşinden? Böyle zırt pırt yıkanıp durma lan. Mis gibi koku vermiş. Kokarım tabii. Canım kendim. Ya Nurten Allah Allah senin için kız hepsi ya sana ter kokmayayım diye kızım hamile kadına ter kötü yani kötü kokar her şey. Seni düşünüp de yıkanıyorum yoksa bana kalsın. Yok lan hamileyim falan emme öyle kötü kokuma koku gelmiyor bana. Misim mis. Neyse hadi ben gidip durun. Sen de gıklanma gel gari. Nurten hop hop dur. Kız yere düştü. Başım döndü ya. Nasıl oynadım ha? Vallahi tansiyonum falan düştü yine ya. Bu yaşta böyle Hint dansları falan. İyi miyim ya? Allah! Nurten! Tansiyon bitti ya. Şu felaket tansiyon düştü. Nurten! Allah Allah çabuk. Kız git, git şunu dışarıda soy. İçim dışıma çıkıverdi. Ana nasıl için dışına çıkıverdi ya? Hıyar işte mis gibi kokup duruyor. Bak mis gibi diyorum. Kız dokunuyor diyorum. Bulantı yapıyorum. Anacığım bildiğimiz hıyar bizim bahçeden toplayıverdim. Kız hıyar hıyar değil. Durma Allah'ını seversen ya. Aa, anama ne oluyor be? Vallahi anlayamadım abla. Bu mis gibi hıyarın kokusu anama bulantı yapıyormuş. Hıyarın kokusu anama niye dokunuversin ki? Valla ben de anlamadım. Aman neyse. Çeki bakayım Ayten. Ne oldu abla? Hiç. Eniştene kayma yumurta kırıvereceğim de. Kayma yumurta kırıvereceğine? He. Aba enişteme kırıvereceğine o sene kırıverse ya. Aa adam balya balya 40.000 kayma para getirivermiş. De ben ona kıracağım. O mu bana kıracak? Hatta yumurta olmazsa. Ben kendim yumurtların yine de ona yumurtayı kırarım. Sen merak etme abla. Neyse. Yumurtalar neredeymiş? Ne arayıp durun lan sen burada? Ahırlara gidiyordum da geçerken bir uğrayıveren dedim. Ha, ne zamandır buradan geçip durur ahırların yolu? Lan senin gönlüne giden her yol benim kalbimden geçiyor. Ayrılık günlerinin kızı. Ahırın yolunun ne önemi var? Alnımın yazısı. Ne oldu lan sana? Sabah kahvaltıda şiir kitabı mı yedin? Hatır için çiğ tavuk bile yerim. Şiir kitabı neymiş?
Bilirim bilirim. Çiğ tavuk da yersin, çiğ ördek de yersin. Ördek değil mi lan? Niye lan? Yemedin mi o Sude'nin ördeğini? Ya Sude'yi niye karıştırıp durun sen Tekilal? Ben her şeyimle senin olmak istiyorum. Bak işim gücüm de var artık. Hem yabancı meslek değil, baba mesleği. Eniştem de voleyi vuruverdi. Hatta ne voleysi? Raşat Hava atıverdi, Raşat Hava. Ondan da 3-5 kuruş borç alırım. Mükemmel bir düğün ederim. Ay Kemal, biz burada aile dramı iş yapıyoruz. Sen gelmişsin, düğün dernek diyorsun. Hadi bakayım yakalanmadan gidi ve bu çöpü de al, giderken atıverirsin. Lan evlenme teklif ediyoruz, karşılığı bu mu? Ay ben sana döneceğim Kemal'cim, döneceğim. Hadi görüşürüz. Ne edeceğim ben bunu? Celal. Hı? Yorum sen bu işe girdin falan diyorsun da... ...o müteahhit elemanlığı falan değil, değil mi bu? Ya çocuk, müteahhit ne lan? Müteahhit ne? Fabrikaya girdim diyor çocuk, inşaata mı girdim diyor. Kızım öyle değil. Şimdi şey dedin, müteahhit dedin. Aslında o sözde taşeron... Şöyle bak. Fabrika şimdi alıyor bir sürü işi, bir tane adama ihale ediyor. O da gidiyor sağdan soldan adam topluyor, getiriyor. Bu adamlar fabrikanın adamı gibi görünüyorsa da değil. Bu aslında o sözde taşeron dediğin müteahhitin işte adamı oluyor. Bunlarda sosyal hak yok, sigorta yok, hiçbir şey yok. Adam körlümesine çalıştırıyorlar bunları. Yarın bir gün Allah korusun bir gaza bilmem ne bir şey olduğu zaman fabrika diyor bu adam benim adamım değil bu. Bende bir gaydim kuydu yok. Sözde taşırın dediğin adam zaten kaçmış kaybolmuş ortadan. İşçi ortada kalıveriyor. Çarpık bir düzen işte. Müteahhite mi girdin lan? Kana ya. Ya baba gadron var benim. Gadroluyum ben. Her türlü sosyal haklarım var yani. Seni şimdi ne kadar kaç para maaş verecek onu söyle ben. He. Komple net olaraktan 1500 ile 1700 arası dediler. Abo. Bayağı çok para veriyorlarmış lan. Bizim evi çekip çevirip bu paraya. Bana bak. Canımı sıkma o lastiği patlatıverin ha. Ne oldu lan? Sen benim için evlat parası yiyorum dedirteceksin kız. He? Nereye gidiyorsun ya? Baba. Gita gari. Gita. Senin saygımdan ses çıkarmıyorum. Ama benim de bir gururum var. Ne? Sen niye beni adam yerine koymuyorsun? Niye benim kazandığım parayı küçümsüyorsun? Ya. Ben senin evladın değil miyim? Celal. Bu yaşıma kadar kim büyüttü beni? Sen. Kim yemedi yedirdi? Sen. Kim giymedi giydirdi? O da sen. Ne edeceğim ben baba? Ha? Babam kan ağlarken o para beni mutlu ediverecek mi? Bu zor günümüzde bu onuru beni yaşatmayacaksan ne zaman yaşatıvereceğim baba? Ha baba? Söyleyiversene. Bu kadar mı sevmiyorsun beni? Bu kadar mı nefret ediyorsun benden? Çok ağır konuştum.